Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Türkiye'nin uzun süre boyunca en uzun menzilli füzesi olan Bora füzesinin menzili 280 kilometre. Geçtiğimiz sene Tayfun füzesi ortaya çıkmıştı. Tayfun füzesinin 561 kilometre menzili bulunuyor. Arap basınında ise Tayfun füzesiyle ilgili bir haber yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 561 kilometre menzilli Tayfun füzesinin menzilinin 1000 kilometreye çıkartılacağını haberlerine eklediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın füzemizin menzili şu anda 565 kilometre. Bu yetmez. 1000 kilometreye çıkaracağız ifadelerine yer verildi. Türkiye'de füze denince akla herkesin ilk başta Türk savunma sanayi şirketlerinden Roketsan geliyor. Roketsan'ın geliştirdiği bazı füze sistemlerini hep beraber inceleyelim. Roketsan Bora, Türkiye yapımı bir kısa menzilli taktik balistik füzedir. Füze, Roketsan tarafından geliştirilip 2017 yılında hizmete girmiştir. INS ve GPS güdümlü olan füze, Belarus yapımı 8x8 kamyonla taşınmaktadır. İhracat versiyonu Kaan olarak bilinmektedir. Bora füzesi, 29 Mayıs 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında ilk kez operasyon ortamında kullanılmıştır. Kasırga roket sistemi, Roketsan tarafından üretilen bir tür çoklamlı roket atar sistemidir. Sistemin 4 adet 300 mm roket fırlatma tüpü vardır. Roketleri 120 km menzile sahiptir. Tipik kasırga batarya sistemleri 6 ile 9 fırlatma aracı ve eşit sayıda ikmal ve yeniden doldurma aracı olan bir komuta ve kontrol aracından oluşur. Her roketin 4 sabit yüzgeci vardır ve maksimum 4,2 mak hızıyla maksimum 30 bin metre uçuş yüksekliğine ulaşır. Roketler kompozit bir katı yakıt sistemi kullanır ve genellikle 26 bin çelik bilyeden oluşan bir savaş başlığıyla donatılmıştır. Sistem, elektromekanik çalıştırma sistemi ile aerodinamik kontrole sahiptir. TRG-300 kasırga çoklamlı roket atar, tasarımında bazı değişikliklerle beraber Çin'in VS-1 fırlatıcısını temel alır. Türk Kara Kuvvetleri Hizmeti'nde 300 mm TRG-330 sistemi uzun menzilli atış desteği sağlar. TRG-300 kasırga çoklamlı roket atar, iki ana bölümden oluşur. Başlatıcı sistemi T-300 ve roket, TR-300, T-300, Almanman dizel 6x6 arazi kamyonu şasisine dayanmaktadır. 4 rokette tamamlanan savaş ağırlığı 23 tondur. Fırlatma aracının kabin pencerelerinde roketler fırlatılmadan önce alçaltılmış panjurlar bulunmaktadır. Uman 6x6 aynı zamanda Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı için T-122 fırlatma platformu olarak hizmet etmektedir. 1997 yılında VS-1 sisteminin bir dalın ortak geliştirilmesi ve üretimi için Çin Hassas Makine İthalat ve İhracat Şirketi ile bir anlaşma imzalanmıştır. Kasırga sistemi ilk olarak 2000 yılında devreye alınmıştır. 2016 yılında kasırga roket sistemi Azerbaycan'a satılmıştır. Roketsan, Mart 2019'da Bangladeş'e orta menzilli güdümlü çoklu roket atar tedarik etmek için bir sözleşme imzalamıştır. Roketsan Çakır, Türk roket ve füze üreticisi Roketsan tarafından tasarlanan 150 kilometreden daha fazla menzile sahip, Karadeniz ve hava platformlarından atılabilen yeni nesil bir seyir füzesidir. 30 Mart 2022 tarihinde Roketsan Ankara tesislerinde yapılan lansmanla tanıtılmıştır. Aynı gün Roketsan, Twitter adresi üzerinden füzeye ilişkin bir video paylaşmıştır. Hedefleri arasında su üstü hedefleri, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, saha hedefleri ve mağaralar yer alıyor. Farklı platformlara ağ tabanlı veri bağı sayesinde koordineli bir şekilde hareket edebilen füze, kullanıcı seçimine bağlı olarak uçuş sırasında rota güncelleme, hedef değiştirme ve görev iptaline olanak sağlamaktadır. Ayrıca seyir halindeyken sakınma manevrası yapma yeteneğine sahiptir. Arazi takip radar teknolojisine sahip olan füze, su hattına yakın uçuş yapabilmektedir. Roketsan'ın geliştirdiği Çakır füzesinde, Kalarge firması tarafından geliştirilen KTJ-1750 turbojet motoru kullanılacaktır. 2021 yılında geliştirme faaliyetleri başlayan KTJ-1750 motorunun test faaliyetleri 30 Haziran 2022 tarihinde başlamıştır. KTJ-1750 turbojet motoru 202 mm çapa sahiptir ve 1750 Newton itki üretebilmesi beklenmektedir. Kısa menzilli Atunut tipi tank savar silahı Karaok, Roketsan tarafından geliştirilmekte olan yeni 125 mm'lik taşınabilir, hafif
Ateşleme onu kısa menzilli tank savar güdümlü füzedir. Füze, tandem bir savaş başlığı ve kapalı bir alandan atış açılmasını sağlamak için tasarlanmış. Yerli olarak geliştirilmiş, yeni bir hibrit çift aşamalı roket motoruyla donatılmıştır. Menzili 2500 metrenin üzerindedir. Ağırlığı 16 kilogramdan az, uzunluğu 110 santimdir. Füze üst saldırı yeteneğine sahiptir. Gündüz veya gece çalışabilir. Roketsan Uzun Menzilli Tank Savar Sistemi UMTAS, Türkiye'nin savunma sanayi firmalarından Roketsan'ın geliştirdiği tank savar füze sistemidir. 8 kilometre menzile kadar etkili atış yapabilen UMTAS, 2005 yılında ATAK projesi kapsamında güdümlü füze ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla projelendirilmiş ve geliştirmeye başlanmıştır. Füze, ateşte ve onu sistemini kullanmaktadır. Kızılötesi güdümlü füze sınıfında olan ve zırh derece başlığa sahip olan füze, Roketsan'ın ihraç amaçlı geliştirdiği ürünler arasında yer almaktadır. Roketsan Cirit, Türk roket ve füze üreticisi Roketsan tarafından üretilmekte olan 8 kilometre menzilli, lazer güdümlü 70 mm'lik füze sistemidir. Türk ordusunun TZM-9 Atak, AH-1P Cobra ve AH-1W Super Cobra saldırı helikopterleri için geliştirilen sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düşük maliyetle nokta vuruşu kapasitesini artırmak için tasarlanmıştır. Sistemin adı, geleneksel bir Türk oyunu olan Cirit oyunundan gelmektedir. Atak helikopterlerinin havadan yer hedeflerine karşı kullandığı 2.75 yarı aktif lazer güdümlü füzesi Cirit, hafif zırhlı hedeflere karşı yüksek doğrulukta çalışmaktadır. Cirit, dumanı azaltılmış yakıtlı ve duyarsız mühimmat özelliğine sahip roket motoru ile 3 etkiye aynı anda sahip çok amaçlı harp başlığı ve elektromekanik kontrol tahrik sistemlerine sahiptir. Cirit, farklı kara ve hava platformlarına entegrasyon imkanı bulunmakla birlikte, öncelikli olarak taarruz helikopterlerinden kara hedeflerine yönelik olarak kullanılacaktır. Hafif zırhlı zırhsız ve hareketli hedefleri imha etme yeteneği bulunan Cirit'in füzesine iki alternatif harp başlığı takılabilmektedir. Çok maksatlı başlık olarak tanımlanan birinci alternatifte zırh delici, yangın çıkarıcı antipersonel ve parçacık etkisi bulunur. Yüksek infilaklı başlık olarak tanımlanan ikinci alternatifte ise sadece parçacık etkisi bulunur diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.